Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün sizlerle yeni bir eğitim setine geçiyoruz. Bu eğitim setimizin adı Android Material Design eğitim seti. Şu ana kadar olan setleri dikkatli bir şekilde takip ettiyseniz Android konusunda pek çok konu size aşina gelecektir. İstediğiniz temel özellikleri yapacak kod bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Tabii böyle uygulamalar yaparken kullanıcının dikkatini çekecek, işte görsellik öğelerini kullanmak önemli. Aksi takdirde kimse sizin kodunuzun yaptığı işe pek de bakmayacaktır. Her zaman için dış görünüş önemli. Bu yüzden öncelikli olarak daha gelişmiş konulara geçmeden önce tasarım konusuna el atmak istedim. Bu yüzden de Material Design eğitim setini çekiyoruz. Android 5.0 ile beraber hayatımıza giren bu Material Design'la çok daha güzel, çok daha esnek, kullanıcı dostu arayüzler tasarlamamız mümkün. Bu setle beraber tasarımla ilgili olan her şeyi ele alacak bir eğitim setine başlıyor olacağız. Temel eğitimde anlattığım birkaç konunun Material Design'da karşılığının olmadığını göreceğiniz gibi çok daha güzel versiyonlarını çok daha kolay bir şekilde gerçekleştirdiğimizi de göreceksiniz. Ama o eğitim setlerini tabii ki de ihmal etmemek lazım. Çünkü konuların mantığını orada detaylı bir şekilde anlatmaya çalışmıştım. Burada biraz daha tasarıma özen göstereceğiz. Tabii ki de içerisinde Java kodlarımız, Android kodlarımız da olacak. Şimdi bu eğitim setinde olacakları şöyle bir konu başlıkları şeklinde sıralayayım isterseniz. Öncelikli olarak bizim material teamlerimiz, temalarımız var. Bunları uygulamalarımıza nasıl uygularız ondan bahsedeceğim. Tabii ki de yapacağım çoğu işlem bu geriye dönük uyumluluğu da sağlayacak backward compatibility dediğimiz konularla da ilgili olacak. Onlarla ilgili de bilgiler vermeye çalışacağım. Daha sonra tasarımımızda kullanacağımız renkleri seçeceğimiz color paletin ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Bunların uygulanmasından. Önemli bir konu olan toolbar'ın ne olduğundan bahsetmeye çalışacağım. Bununla ilgili kişiselleştirme ve işte kendi isteklerimizi nasıl yaparız, ne gibi özellikler kullanabiliriz bu toolbar'da onları anlatmaya çalışacağım. Ve önemli bir konu Recycler View dediğimiz, bu list view'la alakalı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik çok da detaya girmek istemiyorum. Recycler View'la beraber Cart View'umuz var. Onu anlatmaya çalışacağım. Navigation Draw'umuz var. Onu anlatmaya çalışacağım. Ve uygulamalarımızı daha dikkat çekici hale getiren animasyonlar konusuna da tek tek ele alıp uygulamalarımıza kullanmaya çalışacağız. Bunları anlattıktan sonra bunlar bizim Material Design konu başlıklarımız. Bir de neyimiz var arkadaşlar? Belki duymuşsunuzdur. Support Library dediğimiz bir konu var. Bu da bize ekstra tasarım öğelerini uygulamamızda kullanmamızı sağlayan kütüphane. Mesela Floating Action Button dediğimiz bir yapımız var. Snack Bar diye bir yapımız var. Bunları anlatacağız. Daha sonra işte Navigation Drawer'da kullandığımız Navigation View'u anlatmaya çalışacağım. Bunlarla ilgili nasıl kişiselleştirme yaparız, ilgili metotları nedir, daha etkin nasıl kullanırız şeklinde. Floating Label dediğimiz bu kayan label'lar, edit text'leri kullanırken. Upbar Layout, Collapsing Layout bunları anlattıktan sonra uygulamalarımızda tab kullanmak isteyebiliriz. Normalde bu tab konusu fragmentlerle ilgili bir konudur. Ama bu Material Design'la da ilgili olduğu için, yeni versiyonunu kullanacağımız için ben onları bu eğitim setinde anlatmayı uygun gördüm. Fragment eğitim setinde şu an için tablardan bahsetmiyoruz. Ve o tabları kullanırken de işte onların da pek çok çeşidi mevcut. Bu çeşitlilik uygulamalarımızı daha zengin gösterecektir. Artık kendi istediğinize göre istediğinizi kullanabileceksiniz. Evet, dolu dolu bir eğitim seti olacak. Bu eğitim setiyle beraber şu ana kadar Android'de gördüğünüz temel yapılarda aslında basit basit uygulamalar yapıp markete atabilirsiniz. İlla ki beğenen, kullanan olacaktır. Çünkü az buz bir şey öğrenmedik. Tabii bundan sonra tasarım konusu bittikten sonra çok daha gelişmiş konuları ele almaya çalışacağız. Hatta sıfırdan markete atılacak seviyeye gelecek kadar uygulamaları yapılmasını da anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir eğitim seti olur. Lütfen siz de yorumlarınızda düşüncelerinizi, fikirlerinizi bahsetmekten çekinmeyin, paylaşmaktan çekinmeyin. Kanalıma da abone olursanız sevinirim.
Bir sonraki derste materyal dizayna giriş yaparak eğitim setimize başlayalım. Herkese kolay gelsin.